Evet, şimdi nereden başlayalım? Stüdyonun kalbinden başlayalım mı? Şöyle yapalım. Evet, ilk düşünce tarzımı yansıtacak belki. Yani belki genç arkadaşlara da bir fikir olabilir. Ne ile başlarız? Tabii ki hoparlör şart. Bir interface şart. Evet. Ama Genelde sadece hangi ses kartını alayım diye çok soruyorlar bana. bence orada değil. Bence stüdyonun bir nerf sistemini yani Sinir sinir sistemini. sistemini kafanızda ileriye dönük bir dizayn etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu sistem sizi nereye götürür, ne kadar açılır, zaman içinde eskir mi, nereye gider? Ses kartları biliyorsun her gün bir tanesi yenisi çıkıyor. Evet. Yani ses kartına fazla takılmayın. Ses kartı şu anda elimizde X4 var. Hemen gösterelim. Şu anda ondan Şu anda işliyoruz her biz. şey Apollo X4'e bağlı durumda. Fazla büyük değil ama tabii ki başka ses kartlarıyla başladım. Ama Daha sonra üst da düzey bir ses kartı sonuçta, çok evet üst kaliteli bir ses düzey kartı. bir evet üst düzey bir ses kartı. Yani tabii ki bunu almamın sebebi işte en iyisini, en son modelini alayım değil. Önü açık bir ses kartı biliyorsun DSP falan Tabii kullanıyor. ki. Yani bir de onu düşünerek yaptık. Ama ondan önce tabii ki ilk başta ben bir Silverface Apollo almıştım. Onu da gösterelim mi? Ondan başlayalım. Esasında o Tamam. nerf sisteminin içinde ama Tamam. bir parçasında duruyor. Tamam. Şöyle gelelim. Ben önden gideyim telefon. Tamam. Şunu birazcık iteceğim. Bu arada tabii boksu falan ellerimizle falan dizayn ettik Evet, biz. kendin yaptın. Evet, biz bunları birazcık geriye çekelim. Tamam. Faderleri falan. Bu arada onu kaldırmadan abi, onun altında şu anda bir bilgisayar var. Bilgisayar olarak MacBook Pro kullanıyorsun. Evet. O burada resmen gizli. Şöyle bir televizyon ekranına bağlı. Klavye ve mouse da bu şekilde hitap Evet, ediyorsun. yani üstündeki USB'leri bir hap yoluyla çoğaltmak mümkün. Çünkü portların girişi o kadar fazla değil. Evet. Bu yüzden böyle bir yöntem var. X4 ve genellikle diğer ses kartlarının bağlantı şekli Thunderbolt'tur. Evet. Yani yüksek çözünürlükte bir bağlantı elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum ki iletişim hızlı olsun. Şimdi bu senin aslında eski setup'ın şimdi Evet, göreceğimiz. evet. Ama hala daha Evet. kullanıyorum. Başka bir kas kayıt için. Zaten kullanmadığını fark edersen büyük ihtimalle çaktırmadan götürürüm ben Evet. onu valize atıp. Evet, şimdi esas olan nerf sistemi burada. Apollo Interface. Quad Evet. interface'imiz var. Aslında bu FireWire olan bir ses kartı. Fakat sen arkasına bunu Thunderbolt'a Thunderbolt taktık, geçirdik. Hala daha güncel bir karttır. Farklarını daha sonra konuşuruz. Tamam. Ama esas olarak şuradayım ben. D-Box'tayız. D-Box'tayım. Yani Dangerous Audio D-Box. Tam olarak ne D-Box'ta. yapar abi? Ben biliyorum ama arkadaşlar için bir Bir anlatayım sana. açıklayalım. Yani temel olarak ne yapar? İki set hoparlör bağlarsınız. Hoparlör kontrol Evet, ediyor. alternatif olarak bu alt Kulaklık basarak iki seti de dinleyebilirsiniz. Mono dinleyebilirsiniz. Üstünde talkback vardır. preamp'ı. Rekord esnasında buna basarsınız. Hey, burasını baştan alalım dersiniz. Bir CD bağlanabilir üstüne veyahut da iPhone bağlanabilir. En kritik kısmı şurada. Apollo'dan gelen analog jack girişini direkt yerinden dinlersiniz. Analog yazar. Makinizin içindeki dijital yani DAW'dan gelen sesi de dinlemek için DAW butonuna basarsınız. Yani girişle esasında kompütörün içindeki ses latansiden ve konvertörden dolayı farklı olduğu için ikisinin ayrıldıkları noktayı dinleyebilirsiniz. Ve böylelikle ne giriyor, ne çıkıyor, ne kadar distortion var, ne kadar çeşitli yöntemlerine Aynı zamanda bakabilirsiniz. güçlü bir kulaklık preamp'ına sahip. Sahip, evet. İki tane hatta Ama en preamp önemli var. kısmı, nerf sisteminin olduğu kısmı, record'ı yaptınız, bitirdiniz ve sistem dediğimiz, mesela double trial'ını bir sistem yapıyorsunuz. Yani gruplaştırıyorsunuz. Vokali bir grup, gitarları bir grup. Yaklaşık burada gördüğünüz üzere 8 tane sistemi var bunun. Yani 8 grup gruptan var. toplayabiliyorsun. Miksajınızı yaptınız ve 8 grupta bunu dışarıya yolladınız. Bu aletten geçirdiniz. Two-track olarak yani iki kanal olarak biz tekrardan geriye alıp master record yapıyoruz. Evet. Ve masterini açıyoruz.
Ve böylelikle bu 8 sistem bize stereo white farklı bir açı veriyor. Araya istiyorsanız analog kompresör veyahut da preamp yerleştirebilirsiniz ki bu oldukça iyi bir şey. Tutrağı alırken yapabilmek. Bu her şeyi bana sağlayacak bir konvertör. Yani esasında küçük bir şey ama. Senin aslında core sistemin Apollo artı D-Box. D-Box. Evet. Artı sonradan da 4710D'ye ekledin Universal Audio. Bu preamp'ın da şöyle bir özelliği var. Hem tube hem de solid state olarak çalışıyor. Yani hem lambalı hem transit. Evet. İkisi şurada var. Transit ve tube olarak var. İstediğiniz lezzette mikrofonuna göre. Tabii ki içinde başka şeyler de var. Yani slow kompresör, fast kompresör olarak işleyebiliyor. Low cut. Evet, low cutları var içinde. Metering GR falan var, driver. Evet. Yani U-metri hangisini görmesini istiyorsa, mesela kompresör ne kadar basıyor, hemen buradan U-metriyi çeviriyorsunuz ve ne kadar, kaç desibel kompresör yaptığını görebiliyor. Out, aynı zamanda dışarı çıkan ve içeriye giren sinyali de buradan denetleyebiliyor. Evet. Mikrofon line, mikrofon, pad, 48 ve üstünde de 4 kanal halizi, yani gitar girişi var yani. Gibi var ama bir özelliği daha var burada. Clock, sample rate, clock time'i var. 41, 48, 88, 96. Evet, 76, 96'ya kadar bunu arkadan SPDF'le, dijital çıkışla, dosdoğru Apollo'ya virtual olarak da gösterebilirsiniz. Yani Apollo'nun 8 tanesi varsa artı 4 daha. 12 giriş elde ediyorsunuz. Elde ediyorsunuz. Yani önü açık bir hibrit sistem olarak ben genişletilebilir bir sistem. Evet, düşünmüştüm. İlk öyle kurdum bu sistemi. Hala daha kullanıyorum. Yani zaten oldukça kaliteli komponentler. Evet, evet, evet. Hala daha kullanıyorum. Tabii ki daha çok 410'un yani 4710'un görevi analog olarak gitar, mikrofon preampları olarak çok iş yapıyor. Ama şu da var, yani eğer siz bu az önce anlattığım olaydaki gibi signal paternini sum diyoruz biz, summing olayına getirirseniz ve summing'de D-Box'a yollayıp mikrofon preampının color'ını tekrardan içeriye DAW'a record ne yapabilirsiniz, edebilirsiniz. Herhangi bir sinyali de mikrofon preampının bir kalitesine, rengine getirtebilirsiniz. Anladım. Yani reamping yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Evet. Yani biz genelde gitarcılar çok yapıyoruz bunu. Ama vokal uygulamalarında veya herhangi bir kayıtta yapabiliyoruz. Çeşitli açılar veriyor bana bu sistem. Kullanış kolaylığı veriyor. Ve aynı zamanda bu analog hardware sistemini aynı zamanda dijital olarak da bağlantıyı, bir de dijital tarafı var tabii ki. Ona doğru genişlettim ben bu süreç içinde. Oldukça İlk önce evet esnek olarak oldu. Bunu da birazcık gösterebilirim esasında size. Sonra sistemi biraz daha pratik hale getirmek için, daha taşınabilir hale getirmek için sanırım X4'e geçtim. Evet, yani pratiklik olsun diye geçtim. Bir de birazcık konvertör farkı var zannedersem X4'ün. Çünkü silver face'lerle black face'ler arasında konvertörler değişti, biraz daha geliştirildi. Evet, bir çift kristal gibi bir şey taktılar bunlara. Yani sample rate'ler girerken ve çıkarken distortion yaratmıyor ve birazcık daha bottom, yani bas, birazcık daha da topu, yani tizleri daha temiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani daha geliştiriyor. Tabii iyi bir hoparlörle bu daha net olarak gözüküyor, duyuluyor. Ama küçük bir hoparlörde bunu o kadar anlamayabilirsiniz. Ama silver face de bu işler için rahat rahat yeterli. Bunlara ek olarak galiba bir de burada Pro Tools HD sistemin var. Evet. Henüz daha devreye almadık galiba bunu. Esasında belli bir dönem aldım ama şimdi büyük bir istikyo olsak biliyorsunuz HD sistemin yıllık parası var. Yani software ve update evet, pahalı bir şey. Bu yüzden onu gerçek işlerde, yani her şey ticari işlerde mi? Ticari olmasa bile kendimin değerli kıldığım, kılacağım bazı projelerde kullanmak için ben onu bir kenara ayırdım. Her gün kullandığım bir şey değil. Çünkü Apollo bana, sen de biliyorsun, HD'nin o özelliği yok. DSP, yani
hemen jack'tan onboard plugin çalıştırma. Kendi üzerinde plugin ve latency olmadan, gecikme olmadan çalıştıran bir sistem olduğu için pratiklik açısından HD'yi her zaman açmıyorum. Evet. Ama şunu söyleyeyim, konvertör olarak tabii ki Apollo'dan kat kat, zaten dünyanın bir numaralarından bir tanesi. Amerika'daki büyük bir stüdyolarda kullanılan bir konvertör. Şimdi DSP demişken bir parantez açayım ben. Senin buradaki Silverface Apollo'da zaten 4 tane DSP var üzerinde, doğru mu? 4 tane çekirdek var diye hatırlıyorum. Quad evet, çekirdek. Quad çekirdek o. 4 çekirdek burada var. X4'te kaç çekirdek var? 4 çekirdek mi var onda da? Yoksa çift mi var? Yok, 4 çekirdek. Bu da 4 Quad. 4 çekirdekte burada 8. Bir de burada Satellite var. Evet, Satellite da aynı şekilde. O kaç çekirdek? Bu da öyle olması diye düşünüyorum. Yani toplamda 12 çekirdek işlemci gücün oluyor. Evet. Yani ve bunların hepsini birbirine bağlayarak çok ciddi bilgisayarın üzerinden yükü alabiliyorsun. Bunları bağlayabilir miyiz? Evet, bağlıyoruz. Evet. Bağlayabiliyoruz. Evet. Bu az önce bahsettiğimiz Avit'in esasında ayrı bir ünitesi. Hı hı. Bunu daha önce PCI kart olarak MAC Tower'lerin içine takıyorlardı. Şimdi ekstern olarak, olarak yaptılar. Bütün bağlantıları görüyorsunuz buradan. Hı hı. Kendi bu kabloyla veri tabanını bağlıyor. Peki ne farkı var diye sorarsanız, PCI kartının işlemcisi eksternal olarak durduğundan dolayı bütün latency compensation'larını otomatik olarak, matematiksel olarak hesaplıyor. Ve size veri olarak diyor, bu kanal, örnek veriyorum, 250 sample rate gecikme ile geliyor. Siz onu biliyorsunuz. Ve buna göre siz o sample rate gecikmesini bilgisayarınızda düzeltebilir veya da araya bir plugin takıp o gecikmeyi, o sesi daha delayleyip önde düşündüre veya da daha sonra düşündürebiliyorsunuz sinyalin gelişini. Size büyük bir gerçekten kolaylık sağlıyor ve konvertörün de iyi olması bazı şeyleri değiştiriyor. Ekstra avantaj sağlıyor.